Merhabalar, ben Doktor Yakup Balaban. Şimdiki videomuzda kalp hastalığı genetik midir? Bunun cevabını kısmen cevaplamaya çalışacağım. Kalp hastalıkları iki veya üç gruba ayrılır. Birinci derecede damar tıkanıklıkları, ikincisi kapak hastalıkları, üçüncüsü ritim bozuklukları şeklinde sıralanabilir. Ayrıca kardiyomiyopati dediğimiz doğumsal kalp hastalıkları ve kalp deliklerinin olduğu dördüncü bir sınıfı da saymak lazım. İstenirse bu çeşitlemeler geliştirilebilir. En fazla konumuzu ilgilendiren bunlar. Kalp damar hastalıkları birinci öncelikli olarak dünyada ölümlere sebep olan bir hastalık olduğu için en önemlisi odur. Yani kalp ve damar hastalıkları deyince kalp krizleri ön plandadır. Kriz nedir? Damarın tıkanmasıyla oluşan hastalıktır. Şimdi kalp damarı gördüğünüz gibi burada şudur, kalp damarıdır. Bu kalp damarı atar damar, yani kırmızı olanlar tıkandığı takdirde bu bölgede kriz meydana gelir. Yani kalp bu bölgesini besleyemez ve bu bölge gider. Gittiği zaman ölür. Yırtılma da ulaşabilir tabii. Bu bölge tıkandığı zaman pişmiş et gibi oluyor, Allah korusun. İlk bir ayda özellikle çok ciddi problemler meydana gelebiliyor. Bu damar niye tıkanır? O soruya gelecek olursak eğer, damarın içinde darlıklar oluşur. Şimdi şurada gördüğünüz gibi, burada gördüğünüz gibi, bakın damarın içi, kenar kısımları olduğu gibi içinden kan akımı var ama yanı sağı solu damarın gördüğünüz gibi şeyler ortaya çıkmış. Plaklar ortaya çıkmış. Sarı sarı plaklar ortaya çıkmış. Bunu düzeltmek için bir stent koyabiliyoruz. Tabii damarı açabiliyoruz. Fakat damarın her tarafını düzeltmek mümkün değil. Tabiri caizse siz yolda giderken çok kötü bir yolda gidiyorsunuz. Her tarafta problem var. Gidiyorsunuz ama. Bir yere geliyor, geçemeyecek hale geliyor yol. Hani iyice diyelim ki tıkanıyor. Oraya siz köprü atıyorsunuz. Bizim yaptığımız iş köprü atmak. Yol yapmak değil. Yolu baştan sona yapmak diye bir şey söz konusu değil. Bypass da yolu tamamen yapmaz. Bypass'ta da damarın içine dokunmazsınız. Dışından bir servis yolu getirirsiniz. Buradan gelirsiniz, hop buraya bir bağlantı kurarsınız. Nereden? Aorttan. Şimdi kalp burada gördüğünüz gibi şu bölge eğer problemliyse, damarın şu kısmında sıkıntı varsa, bu kısmında sıkıntı varsa, darlık varsa biz aorttan bir delik açıyoruz. Bacaktan aldığımız damarı bir ucunu buraya, bir ucunu buraya bağlayarak buradan yan yol yapıyoruz. Tıkanıklığın arkasına servis yolu yapıyoruz. Bypass da servis yolu gibidir. Yani servis yolu da her zaman ana yol gibi olamaz. Bunu bilin. Yani birinci önceliğimiz kişinin hasta olmamasıdır. Kalp damar hastalığı dediğimiz zaman bu ortada olan kalp krizi. Genetik midir? Şimdi bize hasta geliyor. Yani sizlerin sorduğu soru. Yani bu hastalık neden oldu? Düne kadar iyiydim. Hiçbir sıkıntım yoktu diye anlatıyor insanlar. Gerçekten düne kadar o bulgu vermemiş olabilir. Niye? O yoldan akım devam ediyordur. Ama dün, önceki gün, ondan önceki gün yolun fotoğrafını çekseydik eğer, köprünün altına baksaydık, yolda daralan yeri, yukarıdan kayacak olan şeyi, yolun tıkanacağını anlayabilirdik. Bizim anjiyoda yaptığımız bu işte. Yani yolun orada tıkanacağını anlayabilirdik ve müdahale edebilirdik. Genetik olarak bu damar kenarlarının daralması, damarın içinde darlıkların oluşması, yani hastalarımızın ya düne kadar bende bir şey yoktu, bu neden oldu sorusuna cevap olarak şöyle diyebiliriz. Sizde aslında düne kadar bu vardı. Son ana kadar siz fark etmediniz ama doğuştan beri bu vardı. 6-7 yaşından itibaren damarda plak gelişimi söz konusu oluyor. Şimdi nasıl plak gelişimi söz konusu oluyor? Bakın burada yine damarın ben size plak gelişimini gösteriyorum şurada.
böyle bakarsanız eğer. Şimdi şurasını normal damar olarak kabul edersek, burada bakın plak gelişimi başlamış, burada çok ileri seviyelere ulaşmış. 6-7 yaşındayken bunun nüveleri sadece beyaz beyaz plaklar oluşur, damarda hiç problem yoktur. Yaş ilerledikçe bu genişler, hiçbir şey anlamazsınız. Ta ki şu noktalara gelince kadar. Yine bu noktada kalp krizi olmaz, buradan kan geçişi hala vardır. Burası tamamen tıkandığı takdirde kalp krizi meydana gelir. Bakın daralmıştır. İyice tıkandığı zaman artık bu bölgede ölüm meydana gelir. O zaman oranın açılması gerekir. Bu genetik midir? %90 dediğimiz gibi burada etken faktör genetik faktördür. Yani siz buraya gelip de bana şunu dediğiniz zaman biraz anlamsız kalıyor konuyu bilmediğiniz için. Ya arkadaşım ben her şeyime dikkat ediyorum. Yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Sağlıklı besleniyorum. Düzenli spor yapıyorum. Sigara içmiyorum. Alkol almıyorum. Stresli bir hayatım yok. Bende bu neden oldu? Niye oluyor bu bana? İşte size bunu olmasının sebebi genetik. Anadan babadan, dededen miras. Ana babanız da olmak zorunda değil. Onlar da görülmemiş olabilir. %100 kesin bir kural değildir bu. Fakat %90 seviyelerinde bir tutarlılık vardır. Ailede damar hastalığı olan kişi ne kadar kendine dikkat ederse etsin, bu hastalık onda vardır. Burada yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız ilaçlar, yaptığımız spor, sigara içmemek, düzenli hayat etkiyi geciktirir. Yani bir anda kriz olmaktansa damarda yavaş yavaş daralmalar ortaya çıkıp krize dönmeden sizi biz şu aşamada yakalayabiliriz. İşte bu aşamada sizi yakaladığımız takdirde buraya stent koyup bu damarı iyileştirebiliriz. Yani o stent koyduğumuz yeri sadece tabii. Ondan sonra da size vereceğimiz özellikle kolesterol ilacı. Bakın bu çok önemli. Birçok kişiye defalarca tekrar ediyorum. 6 ay süreleri geçiren hastalar maalesef bunda bu bilgileri unutmuş oluyorlar. Damar tıkanıklıkları had safhaya çıkıyor. Kolesterol ilacını kullanan kişilerde bu kısmi bir şekilde geriliyor ve yerinde duruyor, tekrar ilerlemiyor. Damar tıkanıklıkları, kalp krizleri çok düşük oranlarda görülüyor. Kalp damar hastalıkları büyük oranda genetik. Kapak hastalıklarında genetik faktör var fakat bunu çok önemsemiyoruz. Şöyle önemsemiyoruz çünkü bizim ekokardiyografi cihazı dediğimiz bir cihaz var ki ona ait sunumum ve videom var, izlemenizi öneririm, sitemde geçiyor. Ekokardiyografi cihazıyla biz o bölgede kapaklarda problem olup olmadığını direkt olarak anlayabiliyoruz. Yani araştırmamızı hemen burada yapıyoruz ve bitiriyoruz aslına bakarsanız. Kapak hastalıklarında da genetik faktör var ama damar hastalığı kadar belirgin değil. Ritim bozukluklarında yine genetik faktör var. O kadar belirgin değil. Ritim bozuklukları yine bizim önem sırasında gerilerde kalan hastalıklarımızdandır. Bir de bu genetik bozukluklara kalp yetmezliği, doğumsal kalp yetmezlikleri dediğimiz kalp kardiyomiyopatiler vardır. Bir de doğumsal kalp hastalıkları, kalp delikler, kapak olmaması vesaire, damarların ters yönlere gelmesi gibi farklı anatomik varyasyonlar, çeşitlilikler söz konusu olabiliyor bu genetik hastalıklarda, doğumsal hastalıklarda. Doğumsal hastalıklarda yine adı üzerinde zaten doğumdan gelebiliyor. Ha, doğumda annenin maruz kaldığı herhangi bir etkenden dolayı çocukta kalp defektleri oluşabiliyor. Bazı ilaçlardan mesela kaynaklanan genetik bozukluklar olabiliyor. Bunlar anadan babadan cereyan eden gelen bir şey değildir. Sadece doğumsal bir anomalidir. Genetik bir bozukluk değildir. Yani anne karnındayken, çocuğun daha organları gelişirken, özellikle ilk 3 ayda, 12 hafta, 14 hafta arasında bu aralarda organlar şekillenir. Bu aralarda aldığınız, yediğiniz, içtiğiniz maddelerin özellikle çocukların organ ve beden gelişimleri üzerinde kalıntısal bozukluklar, doğumsal bozukluklar yapabilir. Bu anomalilerin de sebebi olur. Yani çocuğunuzun kalbi delik doğmuşsa ana babadan genetik olarak da gelmiş olabilir. Anne karnında herhangi bir şeye maruz kalmış da olabilirsiniz. Bunlar ne dediğiniz zaman çok çeşitli oluyor ama en başında radyasyon ve ilaç kullanımı. Hani belirsiz bir ilaç veya bir madde veya aşırı derecede radyasyona maruz kalmak. Hafif radyasyonlar genelde bebek üzerinde çok zararlı etki yapmıyor.
Yani gebeyken kalp krizi geçirenlerde biz müdahale ettiğimiz takdirde çocukları genelde sağlam doğuyorlar. Bunu da bilmiş olun ama bu bir kural değildir. Sağlam da doğabilir, hasta da doğabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.